Dimeli telefona çok bakan da ekranı zarar görür. Eşek başlı, kabut suratlı. Ne merağı varmış beni evinden atma. Alo? Gülbacı? Yaşıyam, oturarım ben. He? Mene iş tapıptın. Yo, çok sevindim. Ben her sevinirim. Sevindim. Yo, ben taparım. Aha. Yazarım. Bir de gele. Belli belli. Şişli. Hayırlı olsun. Yaşlı Kemal Efendi, sen beni zengelemirsen sen, ben zengelirim. Ay yok, ben ne zengelirim, o beni evinden attı. Elemirem. Niye elirem ki, o beni elesin. Cazibe aradı. Bir kere çaldırdı, kapattı. Dur bir arayayım ya. Ay ben ahmahan biriyim. Ben indi ne yiyeceğim? Arama. Lazım olsan aramazsın Kemal Efendi. Arama derim, vazgeç artık. Açmıyor. Ulan başına bir iş gelmiş olmasın? Dur ben bir daha arayayım. Al, bir daha açmadı. Bunun Gül ablasının numarası neredeydi ya? Bir de şunun Gül ablasını arayalım. Gül Hanım, merhabalar, ben Kemal. Kemal Kükreyen. Buyurun Kemal Bey. Ya Gül Hanım, şimdi beni Cazibe aradı. Yani çaldırdı, kapattı yani. Çaldı, kapandı. Ben de merak ettim, bir de aradım ama açmadı kendisi telefonu. Merak ettim yanınızda mı diye. Bendeydi o, bendeydi evde. Hatta biraz önce telefonla konuştuk. Yeni bir iş buldun mu kendisine? Ha, iş tabii tabii. İş derken ne işi? Sekreterlik. Ha, git! Yani sekreterlik olmaz. Sekreterlik olmaz. Kemal Bey, biliyorsunuz artık Cazibe sizinle yaşamıyor. Ya bırakalım, buna bence o karar versin ha. Tamam tamam, biliyoruz da yani, ama yani Cazibe yani bana sormadan bir şey yapmaz. Zaten yapmaz, bana sormadan bir şey yapmaz. Neyse, uzatmayalım bu konuyu. Ben sizin evin adresini alayım, zahmet olmazsa gidip bir bakayım ben. Siz böyle söyleyince ben de merak ettim şimdi. Söylüyorum adresi, siz yazın Kemal Beyciğim. Evet.